Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 11. sınıf soru bankası olasılık testi 3 sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzda diyor ki bir zar ve madeni paraya havaya atılır. Zarın üst yüzüne gelen sayının tek paranın tur olma olasılığı. Zarın üst yüzüne tek sayı gelme olasılığı 3 bölü 6'dır. Yani 1 bölü 2'dir. Paranın da tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. V durumu olması sebebiyle bu olayları çarpıyoruz birbiriyle. Cevabımız 1 bölü 4 çıkmış olur. Oya'nın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4'tür demiş ikinci sorumuzda. Buna göre hedefe 2 atış yapan Oya'nın 2 atışta da hedefi vurma olasılığı kaçtır diye sormuş. 2 atışta da hedefi vurması isteniyorsa 1. atışta 1 bölü 4, 2. atışta yine 1 bölü 4. Sonucumuz 1 bölü 16 çıkmış olur. Üçüncü sorumuz, 1. torbadan bilye alınıp 2. atıldıktan sonra 2.den çekilen bilyenin sarı renkli olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, birinci torbadan ikinci torbaya atacağımız top mavi de olabilir, sarı da olabilir. Yani biz mavi, sarı, sarı, sarı ihtimallerini değerlendireceğiz sizinle. Bakalım mavi, sarı ihtimali nedir? Buradan buraya mavi atma olasılığımız 3 bölü 5. Çarpı bu torbaya mavi atıldıktan sonra mavilerin sayısı 5'e çıktı. Buradan sarı çekme olasılığımız artık 3 bölü 8. Veya sarı, sarı olasılığı. Buradan sarı atma olasılığımız 2 bölü 5. Buradan sarı attığımız zaman artık 4 mavi, 4 sarımız var bu torbada. Buradan sarı çekme olasılığımız 4 bölü 8. Bu da paydasını 40 yapar bu işlemin. Her ikisi de 8 çarpı 5. Payını ise 9 artı 8'den 17 yapar. Cevabımız A seçeneği çıkmış olur. Dördüncü sorumuza gelelim. Burada Orhan'ın elinde 2 tane zar var ve zarların yüzleri, birincisinin 2 yüzü sarı. 2 yüzü sarı. Bir yüzü mavi, üç yüzü kırmızı. Birinci zar böyle. İkinci zarın bir yüzü mavi, bir yüzü sarı, dört yüzü kırmızı. Ve iki zarı aynı anda attığında üst yüze gelen renklerin aynı olma olasılıkları. Yani sarı sarı gelmesi, mavi mavi gelmesi ve kırmızı kırmızı gelmesi. Bakalım sarı sarı gelme olasılığı nedir? Birinci zar. Sarı olma olasılığı birinci zarın 2 bölü 6, ikincinin 1 bölü 6. Artı birinci zarın mavi olma olasılığı 1 bölü 6, ikinci zarın da 1 bölü 6. Artı birinci zarın kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 6, ikincinin kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 6. Şimdi paydalarımız 36 zaten. Payları toplayalım. 2 artı 1 artı 12. Yani 15 bölü 36 çıktı. Bu da 3 ile sadeleştiğinde 5 bölü 12 yanıtını ver. Beşinci soru. Aynı anda havaya atılan 5 madeni paranın en az 4'ünün yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi 5 madeni paranın en az 4'ünün yazı gelme olasılığı. Yani 4 yazı 1 tura veya 5 tane yazı gelme olasılığı. Şimdi arkadaşlar, burada zaten toplam durumumuz 32. Bununla ilgili yapacağımız çok bir şey yok. Toplam durum zaten 32. İstenen duruma bakalım. İstenen durumda hepsinin yazı gelme olasılığı, yazı gelme olayı 1. Fakat 4'ünün yazı ki fazladan bir tane çizim daha yazmışım. 4'ünün yazı 1'inin tura gelme olasılığı ise tekrarlı permütasyondur. Turanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu tekrar permütasyona göre 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel yapacağım. Bu da 5 eder. Demek ki birinin tura gelme durumu 5 taneymiş. Dolayısıyla yanıtımız 36 bölü 32 oldu. Yani sadeleştirdiğimde 3 bölü 16 çıktı. 6. sorumuz. Birinci torba neymiş? 3 mavi, 2 mavi, 3 sarı, 1 beyaz. 3 mavi, 2 sarı. Bir madeni para havaya atılıyor. Para yazı gelirse birinci torbadan, tura gelirse ikinci torbadan bilye çekiliyor. Çekilen bilyenin mavi olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, zaten para olasılığı 1 bölü 2'dir. Yani ben parayı attığımda bunun yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. 1 bölü 2 olasılıkla bu torbaya elimi atıyorum. Buradan mavi çekme olasılığım 2 bölü toplamda 6 tane bilyem var altı. Artı paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı elime attım buraya. Buradan mavi çekme olasılığım 3 bölü 5. Dolayısıyla bu işlem 1 bölü 6 artı 3 bölü 10 oldu. Öyleyse ben bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletirsem
5 artı 9 bölü 30'dan yanıtımız 14 bölü 30, yani 7 bölü 15 çıkmış oldu. 7. sorumuza gelelim. 7. sorumuzda 1. satır, 2. satır diye bazı satırlar varmış. Mesela Ali 6 farklı renk seçeneği olan kalemlerden birini seçip şekildeki birim karelerden birini bu kalemle boyamıştır. Buna göre boyanan birim karenin satır numarasının asal olma veya kalem renginin yeşil olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada biz aslında şuna bakıyoruz arkadaşlar. Biz aslında şuna bakıyoruz. Bizim satırlarımız neydi? 1, 2, 3, 4, 5'ti. Asal olanlar 3 taneler. Veya yeşil olmasını istiyoruz. Şimdi buradaki veya durumunu biz şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. Diyeceğim ki asal veya yeşil olma durumu asal olma olasılığı artı yeşil olma olasılığı eksi asal ve yeşilin kesişimi. Şimdi burada asal seçme olasılığım ne benim? Buradan asal seçme olasılığım 3 tane asal sayım var. 3 bölü 5. Artı yeşile boyama olasılığım elimde 2, 4, 6 tane kalem var. Yeşile boyanmış olma olasılığı 1 bölü 6. Eksi her ikisinin birden olması bunların çarpımı. 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 6. Dolayısıyla bu 4 işlemin sonucu ne eder? Burayı 6 ile burayı 5 ile genişleteyim. 18 artı 5. Şuraya yazıyorum. 18 artı 5 eksi 3 bölü 30 oldu cevabım. Bu da 20 bölü 30'dan 2 bölü 3 yanıtını vermiş oldu. Bir yazılı sınavda Ahmet'in ilk soruyu doğru yanıtlama olasılığı 1 bölü 3. Vedat'ın ilk soruyu doğru yanıtlama olasılığı 1 bölü 4. Buna göre bu ikisinden yalnız birinin ilk soruyu doğru yanıtlama olasılığı nedir sorularında ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ahmet doğru, Vedat yanlış veya Ahmet yanlış, Vedat doğru hesaplar diye düşünüyoruz. Ahmet'in doğru cevaplama olasılığı 1 bölü 3. Vedat'ın yanlış yanıtlama olasılığı 3 bölü 4. Artı Ahmet'in yanlış yanıtlama olasılığı 2 bölü 3 çarpı Vedat'ın doğru yanıtlama olasılığı 1 bölü 4. Paydamız 12, payımıza bakıyoruz. 3 artı 2 yanıtımız C seçeneği çıkmış oluyor. 9. soru bir torbada renkleri dışında özdeş ve eşit sayıda beyaz ve siyah çorap tekleri bulunmaktadır diyor. Bu torbadan alınan iki çorabın aynı renk olma olasılığı 25 bölü 51 olduğuna göre bu torbada kaç çift çorap vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eşit sayıda yani biz şöyle diyelim beyazlar x tane olsa siyahlar da x tane. Bu torbadan aynı renk iki tane çorap teki alma olasılığı ya ikisini de beyaz alırız yani x tane beyazdan ikisini seçeriz ya da ikisini de siyah alırız x tane siyahtan iki tane seçeriz. Ve torbadaki toplam 2x tane çoraptan ikisini de seçtik. Bu da toplam durumumuz. Yukarıki kombinasyon nedir? X çarpı x eksi 1 bölü 2 artı x çarpı x eksi 1 bölü 2. Aşağıdaki kombinasyonumuz 2x çarpı 2x eksi 1 bölü 2. Şöyle yapalım. Yukarısı 2 tane x çarpı x eksi 1 bölü 2 olurken aşağısı 2 tane x çarpı 2x eksi 1 bölü 2 yanıtını verir. Şimdi arkadaşlar burada bölü 2'lerimiz zaten ortak. 2x'lerimiz ortak. Yani bizim elimizde x eksi 1 bölü 2x eksi 1 kaldı. Bunun da 25 bölü 51 olduğunu biliyormuşuz. Bakın x yerine 26 yazarsanız her iki paydayı da sağlar. X 26'ymış. Bu torbada kaç çift çorap vardır diyor. 26 tek beyaz var. 26 tek beyaz var. Bu 13 çift anlamına gelir. Aynısı burada da geçerli. 26 tek siyah çorap var. Burada da 13 çift anlamına gelir. Bizim torbamızda 26 çift çorap vardır.
10. sorumuza bakalım. Matematik, fizik, kimya, bir kırtasiyede bulunan soru bankaları ve yayınlar şekildeki tabloda verilmiştir diyor. Bu kırtasiyeden bir matematik, bir fizik ve bir kimya kitabı alan Oya'nın 3 branş için aynı yayını tercih etme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada matematik seçme olasılığı, seçme durumu nedir? 4 farklı matematik kitabından birini alır. 3 farklı fizik kitabından birini alır. Ve 2 farklı kimya kitabından birini alır. Bu toplam durumumuz. Peki istenen durumumuz ne? İstenen durumumuz 2 tane oluşabiliyor sadece. Üçünü de aynı yayından almak. AAA bir durum veya DDD bir durum. Dolayısıyla istenen 2 toplam 24 yanıtımız 1 bölü 12. 11 A ve B bağımsız olaylarmış. Bağımsız olaylarda biz ne yapıyorduk? Biz kesişimi olayların çarpımı olarak alıyorduk. Hani birleşimimiz neydi? A artı B eksi kesişim. Bağımsız olaylarda ne yapıyorduk? Kesişimi bunların çarpımları olarak alıyorduk. Mesela burada 1 bölü 3 neye eşit olmalı? A olayı 1 bölü 4 artı B olayına x dedim. X eksi. Kesişim ne diyorum? Kesişim 1 bölü 4 çarpı x. Şimdi ben bu veriyi buraya atıyorum ve burayı toparlıyorum x cinsinden. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eşittir. 4x eksi x'ten 3x bölü 4. Peki bunu 4 ile bunu 3 ile genişletirsem ne olur gençler? 1 bölü 12 olur sol taraf. Sağ taraf 3x bölü 4. Bunları da sadeleştirdim. 3 etti. İşler dışlar yaptığımda 9x'i 1. Yani x'i b'nin gerçekleşme olasılığını 1 bölü 9 bulmuş olurum. 12. sorum. Özdeş bilyelerin bulunduğu iki torbanın birincisinde 2 mavi, 3 siyah, ikincisinde 4 mavi, 5 siyah bilye varmış. Şöyle not alalım gençler bunu da. Diyelim ki birinci torbamız şöyle bir şekil olsun. İkinci de böyle bir şekil olsun. Burada ne vardı? 2 tane mavi, 3 tane siyah bilye vardı. Buradaysa 4 tane mavi, 5 tane siyah bilye vardı. Birinci torbadan bir bilye alınıp ikinciye atılmış. Ardından ikinciden alınıp birinciye atılmış. Son durumda torbalardaki siyah ve beyaz bilye sayılarının değişmemiş olma olasılığı kaçtır? Değişmemiş olması için ne olması gerekir gençler? Şöyle olması gerekir. Buraya mavi attıysam tekrar mavi çekmem. Siyah attıysam tekrar siyah çekmem gerekir. Bu durumda mavi mavi ve siyah siyah olasılıklarını hesaplayalım. Buradan mavi çekip atma olasılığım 2 bölü 5 çarpı. Artık mavilerin sayısı 5'e çıkmış olur. Buradan mavi çekme olasılığım 5 bölü 10. Artı siyah siyah. Buradan siyah atma olasılığım 3 bölü 5 çarpı. Buraya bir tane siyah attığım zaman 6 siyah 4 mavi olur. Siyah çekme olasılığım 6 bölü 10. Paydalar zaten 50. Paydalar zaten 50. Biz payları toplayalım. 10 artı 18. Yani 28 bölü 50. Yani 2 ile sadeleştirdiğimde 14 bölü 25. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.